Onu öldürmedim. İnanın ne olur. İlk ifadenizde Müge Hanım'ı tanımadığını söylemişsiniz. Neden yalan söylediniz? Korktum. Ben masum. Baktığınız bebeğin kirli bezini neden yatağın içine soktunuz o zaman? O büyük kötülük etti bana. Tanışıyorsunuz değil mi? Aynı dadı şirketinde çalışıyorum biz. Aynı eve gönderdiler ikimizi de. İkiz bebekleri vardı hanımın. Ama o hep kızgındı beni. İftira attı. O yüzük derhal çıkacak. Çıkmazsa eğer ikinizin birden maaşınızdan keserim. Hayatınız boyunca çalışsanız ona ödeyemezsiniz. Haberiniz olsun. Ben çalmadım, yemin ederim. Yalancıya bak. İkimizi de yakacak. Ben gördüm kızım seni alırken. Utanmıyor musun yalan söylemeye? Üzerime kaldı hırsızlık. Kovuldum. Kovulmakla kalsam iyi. Çalıştığım aracı şirkette iş yok sana bir daha dedi. Başka bir iş bulmuşsun ama. Müge'nin Nadia çaldı dedi. Yüzük çocukların oyuncakları arasından çıktı. Hanım Müge'yi de kovmuş işten. Tam yeniden anlaşma yapacaktım ki çalıştığım aracı şirket kapatıldı. Neden? Kaçak işçi çalıştırıyor dediler. Ama ben kaçak değilim. Bütün belgelerim tam. Yemin ederim. Başka bir şirkete mi başvurdun? Kendim zor zor uydurup buldum bu işi. Sonra da partide Müge ile karşılaştın ve intikamını almaya karar verdin. Onu görünce şok oldum. Ama bırakıp da gidemezdim. Önce görmezden geldim. Emine'nin altını değiştirmiştim. Çöpü atmak için eve girdim. Yakaladı beni. Ne işin var senin burada? Baktığım bebeği partiye getirdim. O zaman al o de git. Nasıl bir insansın sen ya? Hiç mi utanman yok? Bana bak, sakın bana bulaşayım deme. Uslu uslu git buradan. Yoksa yeni işinden de olursun, anladın mı? Asıl sen bana bulaşma, yoksa çok fena olur. O da sinir olsun izledim. Bizi de o yüzden bıraktım. Hepsi bu. Öylece çıkıp gittiğinize inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Gittim. Çünkü başka hiçbir şey yapmadım ben. Selen Uysal, 24 yaşında. Maktul'ün kuzeni. Başın sağ olsun. Sağ olun komiserim. Başın sağ olsun. Hala inanamıyorum. Kuzeninizle yakın mıydınız? Pek sayılmaz. Tuhaf bir kızdı Müge. Sadece hafta sonları eve gelirdi. O da bazen bir nevi ev arkadaşlığı işte. Peki hiç hayatından, ilişkilerinden bahsetmez miydin? Dediğim gibi kuzen olduğumuza bakmayın. Pek arkadaş canlısı biri değildi Müge. Tamam. Evde arama yapmamız gerekiyor. Belki bir ipucu ararsınız. Tabii ki. Ne gerekiyorsa elimden geldiğince yardım etmeye hazırım. Semih. Bilişime gönderin. Belki bir şeyler çıkabilir hanım. Demek bir ilişkiniz vardı. Evet. Aman olur gelince söylemeyin başkomiserim. Bakın ne isterseniz anlatırım size. Ne zamandan beri birliktesiniz? Müge bana olta atıyordu. Berke'ye bakmaya başladıktan sonra da olan oldu işte. Sonra da size şantaj yapmaya başladı. Kim? Müge mi? Fotoğrafları karınıza yollamakla tehdit etti belki de. Hayır, çünkü bu fotoğrafları daha önce hiç görmedim. Emre'nin doğum günü partisinde bu yüzden tartıştınız belki de. Hayır. Bakın o gün Müge beni içeri çağırdı ve benden para istedi. Hani şantaj yapmıyordu? Şantaj değil. Ya dediğim gibi bu fotoğrafları ben daha önce hiç görmedim. Parti sırasında beni içeri çağırdı ve bunun çok önemli olduğunu söyledi. Kızım deli misin sen? Ne diye çağırdın beni buraya? Sakin ol ya. Nasıl sakin olayım ya? Yeliz içeride diyorum sana. Korkacak bir şey yok. Müge, Yeliz bahçede diyorum sana. Önemli bir şey var ki çağırdım. Müge, ne istiyorsan çabuk söyle hadi. Paraya ihtiyacım var, hem de çok. Bana niye söylüyorsun? Fikret'e söylesene, avans versin sana. Geçen ay istedim, bir daha vermez. Tamam, peki. Ne kadar? 10.000 lira kağıt. 10.000 lira mı? Kızım manyak mısın sen? Ne yapacaksın bu kadar parayı?
Verecek misin, vermeyecek misin? Sen beni yolmaya mı çalışıyorsun ha? Bak sen, yatakta öyle demiyordun ama. Canım Müge, aşkım Müge, senin için her şeyi yaparım. Kapa çeneni yoksa biri duyacak şimdi. Kim duyarsa duysun. Sen asıl parayı vermezsen olacakları düşün. Bak, Yeliz'in bundan haberi olmayacak, tamam mı? Parayı verecek misin, vermeyecek misin? Bana bak, seni gebertirim, anladın mı? Senden 10 tane biri olsa o 10 bin lira etmez. Ben senin gibileri çok iyi bilirim kızım. Ne adi herifsin sen be? Baktım daha da uzayacak. Ben de bahçeye çıktım. Karınıza anlatacağını söylemesine rağmen. Hiçbir şey yapamazdım başkomiserim. Onun gibileri çok iyi tanırım ben. Hem karıma söyleseydi eline ne geçecekti ki? Haklısı da benden para koparmaya çalıştı. Şansını denedi. Bu tutmayınca da belki başka bir şey deneyecekti. Ve hala size şantaj yapmadığını iddia ediyorsunuz. Komiserim, bu fotoğraflardan benim haberim yoktu. Size yemin ederim. Buna inanmam mümkün değil. Siz bilirsiniz. Ama bütün gerçek bu. Ne oldu başkomiserim? Müge'nin Besat'ta çekilmiş fotoğraflarını bulmuşlar laptopunda. Mail ile Yeliz'e gönderiyormuş hepsini. O zaman Yeliz'in haberi vardı aldatıldığından. En başından beri. Bu fotoğraflar için mi çağırdınız beni buraya? Sanırım anlatamadım. Bunun ne demek olduğunu farkında mısınız? Farkındayım. Kocam beni Müge ile aldatıyordu. Kocam beni hep aldatıyor. Müge ilk değil ki. Ama o önce kocanızdan para istedi. Alamayınca da fotoğrafları gönderip size şantaj yapmaya başladı. Elbette hayır. Müge'den fotoğrafları çekmesini ben istedim. Şaşırdınız değil mi? Şöyle anlatayım o zaman. Kocam beni çok defa aldattı. Hep uyardım ama vazgeçmedi. Boşanmaya da yanaşmadım. Senden ölürüm de boşanmam dedi. Ben de en kestirmeden bu işi bitirmek istedim. Müge ile ilişkisini nasıl öğrendiniz? Bunu anlamamak için aptal olmak lazımdı. Bunu lehinize kullanmaya karar verdiniz. Evet. Müge kocamla birkaç fotoğraf çektirip bana yollayacaktı. Ben de ona çok iyi bir ödeme yapacaktım. Aldatıldığımı belgelediğimde de sorunsuz bir boşanma olacaktı. Ama? Ama ne? Mutlaka bir aması olmalı değil mi? Belki Müge sizden daha çok para istedi ya da ikili oynamaya kalktı. Kocanızdan da para istedi. Sonra planlarınız suya düştü. Müge fotoğrafları yollamadan önce ödemesini yapmıştım. Üstelik boşanma davasını da açtım. Hem neden öldürmek isteyeyim ki? Müge'nin sayesinde sonunda kocamdan kurtuluyordum.